Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hidrolik vize final sorularına başlıyoruz. İlk sorumuz Debi ve Bernoulli denklemi ile alakalı. Bakalım soruda bizden ne istiyor? Diyor ki bir y bağlantımız var. Y şekline benzediği için y bağlantısı demiş. Su debisini eşit alarak ikiye ayırmaktadır. Su debisini bir kayıpsız bura 5 ise burada 5 olarak ayırıyor. Bir kesitindeki hacim sel debi Q eşittir 0,14 metreküp bölü saniye. P1'de 172 kilo Pascal ise sistemdeki kayıpları ihmal edip suyun özgül ağırlığı 9790 Newton bölü metre küp olarak alınırsa iki kesitindeki basıncı bulunuz, üç kesitindeki basıncı bulunuz. Yani soru çok uzun ama aslında çok da basit bir soru. Öncelik olarak size vize finallerde de tavsiyem olsun. Kesinlikle önce hızları bularak başlayın. Nasıl bulacağız? Bakın bir kesit, iki kesit, üç kesit var. Ve çok basit şunu biliyoruz. Q eşittir V çarpı A. Bu V'yi böyle yapmayın. Hacimle karışabilir. V burada hız demektir. O yüzden şöyle bir kuyruk, yani şöyle bir kuyruk yapılabilir. O zaman V de Q bölü A'dır. O zaman birinci kesitteki hızı bulalım. V1, Q1, A1. Neymiş? 0,14. 0,14 bölü pi çarpı bunun alanı pi çarpı d kare bölü 4'tür. Yani pi r kare de yapabiliriz ama şimdi orada yarı çap bulmayla falan uğraşırız. Burada direkt çapla yapılacak alanı böyle yapabiliriz. 0,15 bölü 4. Buradan gelen sonuç 0,14 çarpı 4 diyelim. Bölü de pi çarpı 0,15 1,18. Ama yanlış yaptık. Çünkü pi d kareydi. Şurası yanlış oldu. Baştan alalım. 0,14 çarpı 4 bölü pi çarpı 0,15'in karesi. 7,92 ne oluyor birimi? Metre bölü saniye. Şimdi aynısını V2'ye de yapacağız. Ve V3'e de yapacağız. Şimdi açıkçası video çok uzamasın diye bunları sadece yazarak sonuçlarını da belirtmek istiyorum. Q2 bölü A2 eşittir. 0,14 bölü 2. Neden 2 diyoruz? Çünkü debiyi eşit 2'ye ayırmış. Yani eşit olarak 2'ye ayırmaktadır. Burası da yarısı, burası da yarısı. Çapı da 75 milimetreymiş. O zaman pi çarpı 0 bölü 0,75'in karesi bölü 4. Buradan da arkadaşlar 15,9 metre bölü saniye gelmektedir. V3'te bundan da istinaden aynısı yapılıyor. Çap değişiyor. D2'ye nazaran başka bir şey de değişmiyor. O zaman bunu da direkt yazmakta bir sakınca yok. 8,92 metre bölü saniye demiş. Şimdi V1 7,92 metre bölü saniye. V2 15,9 metre bölü saniye. V3 de 8,92 metre bölü saniye. Basınç değerlerini hesaplamak için kesitler arasında Bernoulli denklemi yazılmalıdır. Çünkü burada biz bir basıncı da bulmamız gerekiyor. Bir Bernoulli denklemi isterseniz yazalım. Bernoulli denklemi neydi? P1 gamma artı V1'in karesi 2G artı Z1. Bakın bu Z1 birazdan nasıl gidecek? P2 gamma artı V2'nin karesi. Hızlarda genellikle karelerle çalışıyoruz. Bu çok unutulan bir yer. Hızın karesi alınması gerçekten sonuçta çok değişir. Çünkü yani düşünsenize 7,92'nin karesi gibi büyük rakamlar var. Z2 artı H kayıp. Şimdi H kayıp da aslında burada bulmamız gerekebilirdi ama soruda diyor ki kayıplar ihmal. O zaman ne oluyor? 0. H kayıp 0. Ben şunu da göremiyorum. Bir seviye farkı da yok gibi. O zaman Z1 ve Z2 de 0 olur. Tamam bitti aslında. Denklemi bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? Bakın gamalarla faydalar
arasında bir düzenleme yapalım. O zaman diyorum ki P1 eksi P2, yani bunu şuraya attım. Gama eşittir. Bunu da şuraya atıyorum. V2'nin karesi eksi V1'in karesi bölü 2G. Tamam mı? P1'i zaten vermiş. Ya vermek zorunda bunları. Çünkü çok bilinmeyen az denklemde çözülemez bunlar. Öyle hissediyorum. P1'i vermiş. Neymiş? 172 kilopaskal. Bunu direkt paskala çeviriyorum. 172 0 0 0 eksi P2. Özgül ağırlığımız neymiş? 9790. 9790 eşittir V2'nin karesi 15,9'un karesi eksi V1'in karesi 7,92'nin karesi bölü 2 nokta pardon 2 çarpı 9,81. Niye 9,81? Çünkü yer çekim ivmesi 9,81. Buradan arkadaşlar video uzamasın, mantık anlaşılsın diye ben direkt P2'nin değerini vermek istiyorum. P2'nin değeri buradan 77.232,8 Pascal. Yani 77.232,8 Pascal çıkıyor. Bunu da kilo Pascal'a şöyle kabaca çevirirsek 77,23 kilo Pascal çıkar. Şimdi bizde iki kesitindeki ve üç kesitindeki basınçları istiyordu. Şimdi biz 1 ile 2 arasında yaptığımız Bernoulli denklemiyle iki kesindeki basıncı bulduk. Yani bulduğumuz P2'ydi. Aynısını 1 ile 3 arasında yapacağız. Bir de P3 bulacağız ve soru bitecek. 1 ile 3 arasında da aynı şekilde Bernoulli denklemi kuruyoruz. Bakın zaten 1 ile 3 olduğu için şu kısım değişmiyor. P1 gama artı V1'in karesi 2 çarpı G artı Z1 eşittir. P3 gama artı V3'ün karesi bölü gama artı Z3 artı H kayıp. Yine H kayıp 0. Z3 ve Z1 seviye fark olmadığından 0. Gerekli işlemler yapıldığında aynı sonuç olacağı için şöyle yapıyorum. Aynı denklemi sadeleştireceğimiz için P1 eksi P3 bölü gama eşittir V3'ün karesi eksi V1'in karesi bölü 2G. Buradan da 1700 pardon 172 bin eksi P3 bölü 9790. Arada bir tekrar ediyorum ki unutulmasın. Eşittir 8,92 bulduğumuz hızların kareleri 7,92'nin karesi bölü 2 çarpı yer çekim ivmesi 9,81 olduğu için 9,81 yazdık. Buradan gerekli işlemler yapıldığında P3 değerimiz 163.580 Pascal çıktı. Evet. 163.580 Pascal çıktı. P2'miz ne çıkmıştı? 77.232 çıkmıştı. Aslında buradan bazı yorumlar da yapılabilir. Mesela V3'ün hızı V2'ye göre az. P3'ün basıncı P2'ye göre fazla. Bunları bu videoda uzamasın. Diğer videolarda bunların yorumlarını da yapalım ve tamamen hidroliği vize final sorularını bitirelim.